Evet sevgili dostlar 9 Şubat 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım ama köydeyiz. Biraz videoların yüklenmesi geç olabiliyor, aralarında belli süreler falan oluyor ama hani hem kendi durumumun açısından hem belirtmek için söyleyeyim afet bölgesi için meteorolojiden kritik uyarı diye bir haber var önümde. Hani 10 il için sıcaklıklara dair ki ülkemizde şu anda çok soğuk günler yaşanıyor. Adıyaman eksi 4'e 4. Hani e bugün için, yarın için eksi 3'e 5 diyor. Hani burada hava sıcaklığı vesaire var. Diyarbakır için eksi 4'e eksi 6, eksi 5'e 6 diyor. Perşembe günü biraz parçalı bulutlu, çok bulutlu. Aralıklı kar yağışı gösteriyor. Hani Şanlıurfa normalde normal şartlarda sıcaktır. Ama eksi 1'e 6, eksi 2'ye 6. Gaziantep eksi 4'e 4. E 4. Eksi 3'e 4 tane hem Perşembe hem Cuma günü söylüyorum. Kahramanmaraş işte sıkıntı burada. Eksi 8'e 2, eksi 4'e 3. Biliyorum birçok yorumda bulunacaksınız. Hocam zaten alttakiler şöyledir, üsttekiler böyledir diye. Arkadaşlar topyekun düşünün, tamamen düşünün. Enkazdan çıkarılan çadır bekleyen ya da çadırda kalan, ne bileyim dışarıda kalan, ekmek isteyen, oraya yardım gidecek o ekmeklerin dahi hava sıcaklığında hani donmaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani Osmaniye eksi 2'ye 8, eksi 3'e 9 nispeten gündüz sıcaklığı. Adana 0'a 10. Bakın 0, 0. Gece 0, gündüz 10 derece. Ki Adana'yı sıcaklığıyla biliriz. Kilis eksi 4'e 6, eksi 2'ye 6. Malatya eksi 11'e 6, eksi 10'a 5. Özellikle Malatya yani çok so soğuk. soğuk. Hatay mesela ben hiç böyle bilmezdim Hatay'ın hava sıcaklığını. Çok kontrol etmez ama eksi 4'e 9 ve Cuma günü eksi 2'ye 8 demek ki geceleri Hatay'da da yani ben ne bileyim hani Akdeniz'e kıyısı var çöl sıcağına daha yakındır diye düşündüm. Mardin eksi 6'ya 3 eksi 4'e 2. Şimdi e, sevgili arkadaşlar Volkan Demirel üzüntülü bir haber yaptı bilmiyorum. Ben bu videoyu çektiğim saatlerde belki de yeni güncellemeler gelmiştir. İnşallah müjde verilmiştir ama Christian Atsu ve Taner Savut enkaz altında diye bilgilendirmede bulunmuş. Şimdi Volkan Demirel de gerçekten bu olaylardan sonra Hatay'ın kahramanı ilan edecek belki ama keşke hiçbir Hatay spor futbolcusuna bir şey olmasaydı da Volkan Demirel'e yine birileri Hani çok özür dilerim affınıza sığınıyorum bir değişik değişik kötü kötü davranışlarda bulunsaydı. Bakın arkadaşlar ben herkesi anlıyorum. Yani bir statta milli forma üstündeyken yediği küfürleri o formayı bıraktırmasını bu fanatizmdir işte. Bu bizi bölüştüren hani bölü, bölen şeydir. Ben bu videonun başına Galatasaray'dan şok hareket de yazmayı bilirdim. Yani enteresan hareket diğer kulüplerine yapacak diye. Hatta yazmayı da düşünüyorum. Mal tepki gelsin umrumda değil. Yorum desinler ki sen işte böyle günde böyle başlık atıyorsun. Tepki gelsin. Önemli değil. Ama benim amacım olabildiğince çok kişiyi işin içine katmak. Olabildiğince yardım. Arkadaşlar normalde hayır işlerini gizli yapmak daha makbul. Sağ elin gör, gör, yani bildiğini sol el bilmesin. Ama bu gibi durumlarda şov yapın. Bırakın insanlar şov yaparak yardım etsin. Bırakın. Hiç ses etmeyin. Ne olacak ya? Kazancımız ne olacak? İnsanlar kazanacak. Bırakın şov yapsınlar ya. Ya yıllarca vergi vermeyi, öğrencilere burs verdi insanlar sağda solda dediler ki ben 10.000 kişiye burs veriyorum, 5.000 kişiye burs veriyorum. Kaç tane çocuk okudu? Ben de dahil birçok kişi burs aldık öğrenciyken bırakın böyle olsun ya. Bırakın şov yapsınlar ya. Bazen hayır işinin şov yapılması da gerekir arkadaşlar insanları teşvik etmek için. Atsu ve Sportif Direktör Tamer Savut'un hala enkaz altında olduğunu söylemiş Volkan Demirel hani Öne, çıkarıldığı öne sürüldü. Bak bilgi kirliliği de var. Bilgi kirliliği de insanları öldürüyor, korkutuyor. Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arata haber vermiş ki Süleyman Arat'la da birçok kişi konuşuyor. E, Atsu ve Taner'den haber yok diye insanlar gece gündüz çalışıyor. İnşallah ikisi de kurtulacak diyor. Kulüp doktoru hani hastaneye kaldırıldı diyorlar ama hastanede yok diyor. İlk bilgiler Çıkarıldığı şeklindeydi ama doğru değil. Menajerinden bir açıklama geldi. Dün kulüpten Christian'ın canlı olarak çıkardığına dair haber geldi. Ama biz Christian'ın nerede olduğunu henüz doğrulayamadık. Bu durum Atsu'nun ailesi için yıkıcı bir süreç olmaya devam ediyor diye. Şimdi şu da olacak bakın. Beni yanlış anlamayın. Ee, artık yani insanların korktuğu bir ülke haline dönüşeceğiz. İnsanların çekindiği. Bunu bu imaja sahip olmamak için de bazı şeyleri gizliyoruz mecbur. Gizlemek de zorundayız. Hani neyi gizlediğimizi siz anlamanızı bekliyorum. Ben açık açık konuşamam. Ben bir devlet memuruyum. Ne söylesem dediğim gibi burada 50 manaya çekebilirler. Bak atıp tutuyor diyebilirler. Başka bir şey diyebilirler. Şimdi ben şunu söylüyorum. Galatasaray'dan şok hareket. Diğer kulüpler bakalım ne yapacak arkadaşlar. Ee, ben biliyorum diğer kulüplerin ne yapacağını ama özür dileyerek ee, hani özür dileyerek bu başlığı koymak zorundayım. Mecburum arkadaşlar. Galatasaray'ın şok hareketini söyleyeyim. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme destek olmak amacıyla başlattığı yardım kampanyasında şimdiye kadar 32 tır yola koymuş Galatasaray. Arkadaşlar belki de ben bu videoyu yaptığımda 35 olmuştur, 40 olmuştur, İnşallah 100 olmuştur, 200 olmuştur. 45 tır bulmayı hedefliyormuş. Yardım toplama üssü Nefstad'ında Stadında 32 Nefstad'ı Stadı şey normal şu anki statları değil mi? 32. tıra feçetelere ulaşmak için yola çıktı diye haber verdi. E, camia toplama 45 tıra ulaşmayı hedefliyormuş e, futbolcuları Mertens ve eşi e, sabahın ilk saatlerinde statta. Gün boyu Kaan Ayhan, Jankat, Yılmaz, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ki Oğulcan Çağlayan bildiğim kadarıyla alt lig takımlarından birinde kiralık e, ama o bile desteğe gelmiş. Ee, teknik direktör Okan Buruk da hem, hem, çalışanlara moral hem de koli taşımak için olay yerinde diyor. Arkadaşlar bakın sosyal medyada pis ruhlu insanlar var. Biri yazmış bak diyor Fenerbahçe camiası biz Galatasaray olarak şu kadar gönderdik. Ee, siz kimsiniz hadi siz de gönderin diye. Niyeti belki de şey hadi gaza gelin siz de yapın. Siz de becerin diye. Bu tip insanları lütfen yani küfürle, hakaretle, şundan bundan yargılamayın, yadırgamayın. Arkadaşlar insanlar şu anda yapacak bir şeyler arıyorlar. İnsanlar şu anda edecek bir şeyler arıyorlar. Yani tam beni anlamanızı istiyorum. Ben de şu anda insanları birbirine pozitif manada düşürmek istiyorum. Galatasaray 45 tır mı gönderdi? Hadi Trabzonspor 61-61 diyorsun. sen de 61 tır gönder. Beşiktaş duruş muruş diyorsun, Süleyman Seba diyor. Süleyman Seba'nın Kaç harfli ise adı soyadı onunla çarp. Sen de o kadar tır gönder. Fenerbahçe. Lefter diyorsun. Selçuk Yula diyorsun. Bilmem efsane. Can Tut diyorsun. 1907 diyorsun. En az 1907'ye belki ulaşamazsın ama İstanbul'un plakı kodu 34. Yanına da bir sıfır ben koyayım. 340. Hadi. Hedef 340 olsun. Hadi 3 büyükler, 4 büyükler, 5 büyükler, 10 büyükler. Herkes yardıma. Herkes yardıma. Bugün yok bugün bugün transfer, transfer şu bu önemli değil. Bugün bu transferde yarışmayın. Hani bir futbolcu alacak olursunuz. İşte Galatasaray 2 verir. Hayır ben 2,5 veriyorum ulan. Alamasınlar dersiniz ya. Hadi bugün Galatasaray'ın alacağı sevapları transfer edin. Hadi o sevaplara siz şey yapın, salçı olun. Daha fazla sevap kazanın. Daha fazla iyilik kazanın, daha fazla yardımda bulunun. Hadi. Trabzonspor atıp tutuyordun. Hadi bakalım kim büyükmüş göster. Hadi Beşiktaş. Siyah beyaz atkılarınızı görelim. Hadi. Kartal Store'den bilmem neden gönderin bakalım. Kim daha büyükmüş. Hadi büyüklüğünüzü şimdi gösterin. Bugün büyüklük gösterme günü. Ben biliyorum canla başla çalıştıklarını biliyorum. Fenerbahçe futbolcularının, Beşiktaş futbolcularının, Trabzonspor futbolcularının, başkanının çalıştığını biliyorum. Bu videoda hocam Galatasaray'dan bahsettin, bizimkinden bahsetmedin deme günü değil. Kayseri Spor, kapalı kalem. Mimar Sinan Park'ın orada bugün toplama yapıyor. Konya Ereğli'ye geldim. İnanın burada yani Ereğli'nin takımı o kadar hani üst değil ama 2, 3, 4 kaç yerde şeyler var, tırlar var. Aklınız durur ya. İnsanlarımız bu kadar güzel bizim insanımız ya. Ya bu kadar güzel insan ne olur? Bu insanları siyasetle sporla ayrışmayın ya. İsmail Çipe unutmadan söyleyeyim. Galatasaray'ın kalecisi İsmail Çipe. Çoğu zaman yediği hatalı gollerle dalga konusu olan İsmail Çipe ne olur? İsmail Çipe bugün de dalga konusu ol. Ama güzel manada dalga konusu ol. Çünkü Kahramanmaraş'ta etkili olan çevre illerde meydana gelen deprem felaketi sonrasında Hatay'a gitmiş arama kurtarma çalışmalarında görev almış. Hadi İsmail Çipe dalga konusu ol. Bugün de kurtardıklarınla dalga konusu ol İsmail Çipe olmaz mı? Ve enkaz altına çıkan ailesini alarak İstanbul'a dönmüş. Babası, ablası, yeğeninin kendisi yoldayken enkazdan çıktığını da dile getirmiş. Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapmış. İstanbul'dan Hatay'a gitmem 21 saat aldı. Yollar çok kötüydü. Deprem günü öğlen 12.30-13 gibi babam enkazdan çıktı. Saat 13.30-14 gibi ablamlar çıkarıldı. Onların bulduğu binanın enkazı daha kötüydü. 6 katlı bina 2 kat olmuş. Onlar 5. katta oturuyorlar diye. E kendi çabalarıyla çıkmışlar. Her yerde görüyoruz kimse yardıma gitmedi diye. Gittiğimde yaşadım. Enkazdan aralarından geçerken insanların çığlıklarını duyuyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bölgedeki ekiplerden de enkaz altında kaldılar. İkinci depremin olmazsa daha çok kayıp yaşandı. Akrabalarımız, dostlarımız gitti. İlk deprem yaşandı. Kahramanmaraş etkisi çok oldu ama Hatay'da aynı şekilde. İlk depremden sonra evinden bir şey almaya gidenler ikinci depreme yakalanarak enkaz altında kaldı diyor. Yeğeninin kalça kemiği kırıkmış, beton düşmüş üstüne yataktayken. Ailemden geriye kalan kişilerin durumları iyi ama enkaz altında akrabalarımız var hala haber alamıyoruz diye. Benim de bir sürü takipçim vardı. Forma gönderdiğim, hediye gönderdiğim. Şimdi buradan listesini bulup söylemek istemiyorum, korkuyorum. Hatay Spor yönetiminde akrabası olan takipçim vardı ve e, soramıyorum, korkudan soramıyorum. Yani durum bu. Arkadaşlar ne olur ayrışmayalım, bütün olalım, birlik olalım. Bakın başlıktan dolayı bana kızacaksınız, kızın varsın siz kızdığınız için, tepki gösterdiğiniz için daha fazla kişiye ulaştırın. Ama yardımda bulunun, etmeyin, eylemeyin. Yani bugün birlik günü. Hocam deprem oldu bitti yeter artık göndermeye gerek Hayır alakası yok asıl şimdi göndereceksiniz. Tamam şu ana kadar arama yapıldı tarama yapıldı vefat edenler etti kurtarılana kurtarıldı ama bugünden sonrası asıl yardım için. Asıl bugünden sonrası eşya lazım, kıyafet lazım, giysi lazım, yiyecek lazım, içecek lazım, ilaç lazım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İlaç lazım, her şey lazım. Çocuk bezinden tut, hani özür dilerim iç çamaşırına kadar her şey lazım. Ve bir kardeşin bugün sabahki mesaj beni çok duygulandırdı. Yazmış ki oraya hani ölülerimizi koyacak kefen arıyoruz. Mümkünse bize kefen gönderin diye ama inşallah onlar şehit oldu. Şehitlerinde kefene ihtiyacı yoktur. Allah yerde kalanların yardımcısı olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere.